Değerli basın mensupları, burada bir kez daha belirteyim. Aslında bu mahkeme, ki başta da söyledim, yine söyleyeceğim, açılması bile talihsizliktir. Açılması bile talihsizliktir. Ama bu mahkeme benim ile bana hakaret eden Sayın İçişleri Bakanı arasındadır. Zaten ben ona, o da bana bir dava açmıştır. Süreç yürüyor. YSK'yı ve yargıyı istismar etmeyi bıraksınlar. Yeterince istismar ettiler. Yeterince o bir avuç insan YSK ile yargının itibarıyla yeterince oynadılar ve onları zor duruma düşürdüler. Hala düşürmeye devam ediyorlar. Az önce Sayın Engin Altay'ın ifade ettiği gibi rahat bırakın onları. Rahat bırakın bu milletin, ki sizlerin de, o bir avuç insan olarak sizlerin de hukuka ihtiyaç duyduklarının altını çizerek bunu hatırlatmak isterim. Bizim bu ülkeye, milletimize ve milletimizin ferasetine hep birlikte ihtiyacımız vardır. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Az önce başkanlarımız da ifade etti. Yapılan bütün bu hamleler bizim dayanma gücümüzü büyütüyor. Bizim inancımızı arttırıyor. Bizde toplum arasındaki bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Sizin gerçek yüzünüzü daha çok ortaya çıkarıyor. Gönül bunu arzu etmez. Gönül centilmence, ahlaklı, siyasette kazanmanın için her yol mübahtır anlayışının tam tersine, etik kuralları olan bir mücadeleyi verelim isteriz. Ama siz bunu istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. Keşke öyle bir alan oluşsa ve gerçekten doğru düzgün süreçleri konuşabiliyor olsak. Ama tek derdiniz, evet, ekonomiyi unutturmak, evet, yolsuzlukları unutturmak, evet, bu ülkede eğitim öğretimle ilgili kalitesizliği unutturmak, çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygılarını unutturmak adına bir kaos yaratmak. Ama kesinlikle bize verdiğiniz tek duygu, daha fazla omuz omuza vereceğiz, birlikte çalışacağız. Hep birlikte bir seferberlik duygusuyla önümüzdeki yıl genel seçime her birimiz bir nefer olarak, her birimiz bu memleketin demokrasiyle, adaletle, daha güzel bir süreçle, her vatandaşın eşit olduğu bir süreçle buluşması için, huzur ve refah gelmesi için ülkemize çalışmaya devam edeceğiz.